İsterseniz mayonezimizle başlayalım. Blender'ımız var. El blender'ı da olabilir, herhangi bir mikser de olabilir. İçine hardal koyuyoruz. Bir parça. Acı hardal dediğimiz ya da Dijon hardal dediğimiz hardal koyuyoruz. Yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar. Şimdi bu mayonezin bence püf noktası yumurtası. Normalde yumurtanın sarısı kullanılır mayonez için. Biz yumurtanın tamamını kullanacağız. Bir yumurta kullanıyorum. Bu sayede daha hafif, daha havadar bir mayonezimiz olacak. Birazcık maydanoz kullanacağım. Yıkadığımız maydanozları içine atacağım. Suyunu mümkün olduğu kadar süzün çünkü mayonezin kalitesini bozacak. Saplarını da kullanacağım. Ama saplarını biraz biraz kesiyorum. En köküne gelmeden içine atacağım. Zaten blenderda bunların hepsini çekeceğiz. Tuz atıyoruz. Mayoneze tuzumuzu, yağımızı koymadan atıyoruz. Eğer yağ koyduktan sonra atarsak hiçbir zaman o tuz içine karışmayacak. O tuz partiküllerini hissedeceksiniz. Onun için önce atmak lazım. Eğer önce unutursanız, atıyorum bir limon suyunun içinde onları eritip o şekilde atmanız gerekecek. Limon sıkıyoruz bir parça. Kapağımızı koyuyoruz. Zeytinyağımızı ekleyeceğiz ama önce bunu birazcık karıştırmamız lazım. Eğer bu karışım güzel bir kıvama gelirse, maydanozlar püre haline gelirse, zeytinyağımızı ondan sonra koyduğumuzda daha güzel bir, daha kıvamlı bir mayonezimiz olacak. Zeytinyağımı alıyorum bu aşamada. Ve yavaş yavaş yukarıdan ekliyorum. Şu kaşığımın arkasını kaplaması, önünü kaplaması, üzerine yapışması benim için yeterli. Bir de tadına bakayım. Biraz daha tuz lazım, çok az daha tuz lazım. İçine bir parça daha tuz ekliyorum. Şimdi bu tuzları hissedeceksiniz. Başta koyduğum tuzları hissetmeyeceksiniz. Şöyle bir karıştırayım bunları da. Mayonezimiz hazır. Kafalarını alıyorum, arkalarını alıyorum. Kabaklarımı aldım. Bir kenara ayırıyorum. Levreğim var. Derisi üzerinde. Derisini de aldırabilirsiniz. Şimdi bundan ince ince dilimler, hafif böyle gravlax gibi dilimler elde edeceğim. Bıçağınızı koyun. Zorlamayın, sadece sağa sola götürün, yani ittirmeyin. Şöyle ince parçacıklar elde edin. Seviçe dediğimiz gibi asitte pişirmek. En çok kullanıldığımız yöntem de limonda ya da satsuma'da ya da portakalda pişirmek. Şimdi her ikisini de bir mayonez tenceresinin içine alacağım. Hem kabaklarımı hem levreklerimi. Bir parça limon koyacağım. Bu işlemi bir dakikadan fazla yapmamanızı tavsiye ederim. Eğer bir dakikadan fazla yaparsanız o asit çok fazla pişirmiş olacak ve nahoş tatlar gelecek. Onun için zamanlamayı iyi ayarlamanız lazım. Bir tane mayonez tenceresi alayım. Kabaklarımı koyayım. Kabaklar da pişecek. Kabakların piştiğini ne zaman anlayacaksınız? Çok rahat kıvrılabildiği zaman. Böyle kendi kendine kıvrılacak. Limona devam. Limonumuzu alıyorum. İçine sıkıyorum. Levreklerime dikkat ettiyseniz hemen koymadım. Biraz sonra koymam gerekiyor. Çünkü kabağın pişmesi asitte biraz daha fazla uzun sürecek. Şöyle bir karıştırıyorum. Bütün kabak dilimlerinin arasına girsin. Şimdi levreklerimi atıyorum. Biraz daha limon sıkayım çünkü kabaklar limonu çekti. Tam bir yaz yemeği. Limon, maydanoz, kabak, balık, zeytinyağı. Kabaklar hafif hafif kendini bırakmaya başladı. Birazcık daha zeytinyağı koyuyorum. Lezzet versin diye. Madem yaz yemeği dedik. Tuz ve karabiber ilave ediyorum. Önce tuzumu. Sonra karabiberimi. Biraz daha karıştıralım. Tuz, karabiber, zeytinyağı her yere ulaşsın. Kabak tanelerimi alıyorum. Yuvarlaklar yapıyorum. Üzerine levreklerimi koyuyorum.
beyazlaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Eğer daha da fazla kalırsa fazla pişecek, kuru kuru olacak. Sıra geldi mayonezimize. Bu mayonezi yedikten sonra hazır mayonez biraz zor yersiniz. Üstlerine böyle akıtıyorum. Bunu aperatif olarak da yazın verebilirsiniz, sunabilirsiniz. Birazcık süsleyelim tabağımızı. Dereotu çok yakışır. Balıkla, mayonezle, kabakla. Şöyle üstteki yapraklarından. Biraz mikrofilizlerimizden de kullanalım. Mini maydanozlarımız var. Birazcık da tarhın koyalım. Gerçekten güzel bir yaz yemeği oldu. Rengarenk, mis gibi, taze. Hepinize afiyet olsun.